Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Deutsch Intensiv A1, A2 derslerimiz devam ediyor. Bu dersimizde arkadaşlar die Uhrzeit, yani saatler konusunu ayrıntılı görüyor olacağız. Dilerseniz dersimiz başlasın. Öncelikle arkadaşlar sorusunu sorduğumuzda, saatin kaç olduğunu sorduğumuzda iki türlü sorabiliriz. Bunlardan birisi wie spät ist es? Wie spät arkadaşlar, spät geç demek. Yani saat kaç diyecek olursak demek ki wie spät ist es diyebiliyoruz. Ya da wie viel Uhr ist es? Wie viel arkadaşlar kaç anlamına geliyor. Uhr da saat demek. Demek ki wie spät ist es? Ya da wie viel Uhr ist es? Saat kaç sorusunun karşılığıymış demek ki Almanca'da. Öncelikle saati 8 olarak inceleyecek olursak, diyelim ki saat 8 diyeceğiz. O durumda es ist 8 Uhr dememiz gerekiyor. Demek ki saat 8 derken es ist 8 Uhr dememiz gerekiyor. Almanca arkadaşlar tıpkı güzel Türkçemizde olduğu gibi 24 saat esasıyla işliyor. Yani ben 13, 14, 15, 24'e kadar bu şekilde söyleyebiliyorum. Eğer gece, yani daha doğrusu akşam saat 20 ise, ben bunun için arkadaşlar 20 neydi hatırlayacak olursak 20 demekti. Saat 20 dediğimde es ist 20 Uhr demem gerekiyor. Demek ki es ist 20 Uhr, saat 20. Ama eğer bu sabah saati ise es ist 8 Uhr diyorum. Tabii ki günlük dilde sokak ağzıyla saat 8 de diyebiliriz. Dolayısıyla bu Almanca'da da söz konusu. Yani ben akşam saat 8 derken es ist 8 Uhr da diyebilirim. Ancak bu resmi olan formu olmuş oluyor. Saat 20 dediğimde demek ki es ist 20 Uhr demiş oluyorum. Alta geçmeden önce arkadaşlar öncelikle şuradaki çizimlere bir bakalım. Ben eğer saate var diyecek olursam, diyelim ki 10 dakika var diyecek olursam vor diyorum. Geçe diyecek olursam arkadaşlar nach demiş oluyorum. Demek ki var derken vor, geçe nach demiş oluyorum. Çeyreklerde arkadaşlar viertel, vierteli kullanıyorum. Demek ki çeyrek viertel demekmiş. Buçuk da arkadaşlar halb demekmiş. Bunları ayrıntılı olarak birazdan görüyor olacağız arkadaşlar. Şimdi buradan devam edelim. Saat 8.15 diyecek olursak bunu iki türlü söyleyebilirim. Nedir ilki arkadaşlar? Resmi saate göre olarak nedir? Saat 8.15. Peki resmi olmayan durumda ne derim 8.15 için? 8'i çeyrek geçiyor derim, öyle değil mi? Güzel Türkçemizde. Bunun da Almanca karşılığı var. Şöyle ki resmi saate baktığımızda ilk cümle arkadaşlar resmi form olmuş oluyor. Ne yapıyorum burada? Es ist 8 Uhr 15. Yani saat 8.15 derken es ist 8 Uhr 15 demiş oluyorum. Peki resmi olmayan saatte ne diyeceğim arkadaşlar? Resmi olmayan saatte güzel Türkçeden farklı olarak önce çeyreği kullanmam gerekiyor. Onun ardından 8. Yani şöyle çeyrek geçiyor 8'i gibi bir anlam çıkmış oluyor. O da şu şekilde arkadaşlar. Çeyrek neydi? Viertel. Dolayısıyla es ist viertel. Evet, geçiyor dediğime göre hangisi olacak arkadaşlar? Vor mu, nach mı? Tabii geçiyor dediğim için nach'ı getirmem gerekiyor. Bu durumda ne diyeceğim? Es ist viertel nach acht. Yani saat 8'i çeyrek geçiyor demiş oluyorum. Es ist viertel nach acht diyerek. Evet, bir sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Saate bakalım. 8.45. 8.45'i de nasıl iki türlü söylerim. İlki resmi saat, yani saat 8.45. Ya da resmi olmayan saatte ne derim? 9'a çeyrek var derim. Öyle değil mi? Dolayısıyla resmi saate baktığımızda 45 neydi arkadaşlar? Sayılarda 5 und 40. Öyle değil mi? Dolayısıyla ne diyeceğim? Es ist 8 Uhr 45. Demek ki saat 8.45 derken es ist 8 Uhr 45 demem gerekiyor. Şimdi resmi olmayan saatte ne diyeceğim? 9'a çeyrek var diyeceğim. Çeyrek neydi? Viertel demekti. Var derken vor demem gerekiyor. Bu durumda ne olacak bu arkadaşlar? Es ist Viertel
vor neun. Yani 9'a çeyrek var dediğimde ne oluyormuş bu? Es ist viertel vor neun demem gerekiyormuş. Şimdi 8.30'a bakalım arkadaşlar. Buçuk neymiş? Halb. Evet, halblerde birazcık farklı bir durum vardı. Ama öncelikle resmi saate bakalım. Resmi saatte ne yapıyorum? Tıpkı diğer cümlelerde olduğu gibi. Es ist 8 Uhr 30. Evet, saat 8.30 derken es ist 8 Uhr 30. Yalnız Almanca'da şöyle bir durum var arkadaşlar. Halb kelimesi geçtiğinde bir sonraki saati söylüyorum. Söz gelimi ben saat 8.30 diyecek olursam Almanca'da buna 9.30 diyorum. Gerekçeleri de şu. 9'a yarım saat var diyorlar. O şekilde kendilerini ifade ediyorlar. Dolayısıyla ben öncelikle ne yapacağım? Halb kelimesini getireceğim. Ve diyeceğim ki es ist halb neun. Yani 8.30'un karşılığı neymiş arkadaşlar? Es ist halb neun. Bir sonraki saat dilimini söylemem gerekiyor. Bu durumda bu ne? 9'a gidiyor. Dolayısıyla es ist halb neun demiş oluyorum. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim arkadaşlar. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? Es ist 8 Uhr. Es ist 8 Uhr. Es ist 20 Uhr. Es ist 20 Uhr. Es ist 8 Uhr 15. Es ist 8 Uhr 15. Es ist Viertel nach 8. Es ist Viertel nach 8. Es ist 8 Uhr 45. Es ist 8 Uhr 45. Es ist Viertel vor 9. Es ist Viertel vor 9. Es ist 8 Uhr 30. Es ist 8 Uhr 30. Es ist halb 9. Es ist halb 9. Sonraki saatimize devam edelim arkadaşlar. Saat 23.15 diyecek olursam bunu da iki türlü söylerim. Nedir bu? 23.15 yani resmi saate göre, gayri resmi saate göre olsaydı ne olurdu bu sefer? 11'i çeyrek geçiyor derdik, öyle değil mi? İşte öncelikle bir resmi saate göre bir yapalım arkadaşlar. Ne diyeceğim? Es ist 23 Uhr. 23 neydi? 23 demekti. Dolayısıyla es ist 23 Uhr 15.15 değil mi? Dolayısıyla es ist 23 Uhr 15. 23.15 demekmiş. Şimdi ben 11'i çeyrek geçiyor diyeceğim. Evet, geçiyor neydi arkadaşlar? Nach. Değil mi? Bu prepozisyon kullanılıyordu. Çeyrek de Viertel'di. Dolayısıyla öncelikle Viertel'i getireceğim. Ne diyeceğim? Es ist Viertel nach elf. Evet. Es ist Viertel çeyrek nach elf diyorum. Bakın farkındaysanız burada elf diyorum. 23 demiyorum. Türkçede de güzel. Türkçede de öyle derim. Değil mi? 23'ü çeyrek geçiyor demem. Ne derim? 11'i çeyrek geçiyor derim. Dolayısıyla burada da gene aynı şey söz konusu. Es ist Viertel nach 11 şeklinde demek ki yorumlanıyor. Arkadaşlar şöyle de hatırlayabiliriz bunu. Vor, nach gibi prepozisyonlar kullanıldığında cümlenin içerisinde uhr lafı geçmiyor. Bu bir. İkincisi de 13, 14, 15 bu saatleri yok sayıyorum. Bunları sadece işte burada olduğu gibi 11 şeklinde yorumlamış oluyorum. Söz gelimi bu 21 olmuş olsaydı ne olacaktı? 9 diyecektim gibi düşünmemiz gerekiyor. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar 23, 30 bunu da gene iki türlü yorumlarım. Birisi resmi saat, diğeri de resmi olmayan. Öncelikle resmi saate bir bakalım. Bunun için 23 ne diyeceğim gene? 23 Uhr diyeceğim. 23.30 dediğimde arkadaşlar es ist 23 Uhr 30. 30 neydi? 30 demekti. Demek ki es ist 23 Uhr 30. Saat 23.30'muş. Şimdi az önce de söylemiş olduğum gibi buçuklarda ne yapıyordum? Bir sonraki saat dilimini söylüyordum. Dolayısıyla ne yapacağım burada? Bir sonraki saat yani 23'ten sonra ne geliyor? 24 geliyor. Ancak ben 24 demiyorum da ne diyeceğim? 12 diyeceğim. Yani tıpkı güzel Türkçe'de 11.30 dermiş gibi
ne yapıyorum? Bir nevi 12.30 diyorum. Çünkü saat 12'ye yarım saat var. Evet. Dolayısıyla 12 neydi arkadaşlar? 12 demekti. Halb da yarım demekti. Demek ki 23.30 için ne diyecekmişiz arkadaşlar? Es ist halb 12 diyeceğim. Yani 12 diyeceğim. Bakın burada gene Uhr kelimesi geçmiyor. Neden? Çünkü halb var. Bu Viertel olabilirdi. Burada da gene Uhr olmayacaktı. Öyle değil mi? Dolayısıyla saat 11.30 diyecek olursam es ist halb 12 demem gerekiyor. Bu tabii aynı zamanda saat 11.30 olsaydı, öğle vakti olsaydı gene bu şekilde yorumlanacaktı. Bir sonrakine bakalım arkadaşlar. 21.45. Evet, 21.45 derken resmi saatte ne diyeceğim? Es ist 21.45. Evet, 21 Uhr saat demekti. 45 de neydi arkadaşlar? 45'ti, öyle değil mi? Dolayısıyla 21.45 neymiş arkadaşlar? Es ist 21.45 demek. Ben şimdi bunu 21.45 çeyrek şeklinde yorumlayacak olsam ne diyeceğim arkadaşlar? 10'a çeyrek var derim, öyle değil mi? Kalkıp da şey demem, 22'ye çeyrek var demem. 10'a çeyrek var derim. Almanca'da da bu durum böyle arkadaşlar. Çeyrek Viertel'de, var neydi arkadaşlar? Vor. Dolayısıyla önce dakikayı yerleştiriyorum ve ne diyeceğim? Es ist Viertel vor 10. Evet, bakın dikkat edin. 10 denilmiş, değil mi? Vor 10. Demek ki 10'a ne var? Çeyrek var derken Viertel'i kullanmam gerekecek. Dolayısıyla bu ne olacak? Es ist Viertel vor 10 şeklinde yorumlanması gerekiyor. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Es ist 23.15. Es ist 23.15. Es ist Viertel nach 11. Es ist Viertel nach 11. Es ist 23.30 Uhr. Es ist 23.30 Uhr. Es ist 11:30. Es ist 11:30. Es ist 21:45. Es ist 21:45. Es ist 21:45. Es ist 21:45. Şimdi arkadaşlar öyle yapılar var ki Almanca'da gece yarısı olduğunda, yani saat 00'ı gösterdiğinde arkadaşlar, gece yarısı Almanca'da Mitternacht demek. Dolayısıyla es ist 12 Uhr diyebileceğim gibi es ist 0 Uhr diyebilirim. Ancak gece yarısı dediğimde, yani saat tam 12 olduğunda es ist Mitternacht da diyebiliyorum. Demek ki es ist Mitternacht gece yarısı demekmiş. Yani saatlerin 00 gösterdiği durumda Mitternacht diyorum. Dilerseniz bunu tekrarlayalım. Es ist Mitternacht. Es ist Mitternacht. Tabii öyle yapılar var ki arkadaşlar, mesela 5.58'e baktığımızda biz buna ne diyebilirdik? Es ist 5.58 diyebilirdik. Es ist 2:06 diyebilirdik. Ancak şöyle de diyebiliriz. Eğer bu diyelim ki çok önemli değilse, önemli değilden kasıt şu arkadaşlar. Hani resmi bir saat değilse söylemem gereken, çok az bir süre kaldı 6'ya diyecek olursam kurz. Kurz neydi arkadaşlar? Kısa demekti. Dolayısıyla saat 6'ya çok kısa bir süre kaldı diyecek olursam es ist kurz vor 6 diyebilirim. Yani demek ki buradan kasıt ne? Birkaç dakika kalmış. Buraya da baktığımızda zaten 58 geçiyor. Yani bu 57 olabilirdi, 59 olabilirdi. Dolayısıyla az bir süre kaldıysa es ist kurz vor 6 diyebiliriz. Dilerseniz bunu tekrarlayalım. Es ist kurz vor 6. Es ist kurz vor 6. Evet. Aynı şekilde 6.02, 6.03 olabilirdi, 01 olabilirdi. Burada da gene aynı şekilde kurz lafını kelimesini kullanabiliriz. Şöyle diyebilirim o zaman bu durumda. Es ist kurz nach 6. Dilerseniz bunu bir tekrarlayalım. Es ist kurz nach 6. Es ist kurz nach 6. Evet, demek ki 6'yı çok az bir süre, birkaç dakika geçiyor anlamına gelmiş oluyor. Tabii bu sadece
bu tekliler için değil, bu 24 esası içerisinde düşündüğümüz 13, 14, 15, 24'e kadar olan saat dilimleri içinde geçerli. Tabi bu durumda 19 demeyeceğim de ne diyeceğim? 7 diyeceğim. Dolayısıyla 19.03 için yani 7'yi birkaç dakika geçiyor gibi bir anlam çıkan Es ist kurz nach sieben cümlesini kullanabilirim. Tekrar edelim. Es ist kurz nach sieben. Es ist kurz nach sieben. Evet. Arkadaşlar bu dersimizde Deutsch intensiv A1 A2 bu dersler içerisinde arkadaşlar saat konusunu ayrıntılı bir şekilde görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tschüss.